Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün NBA'de Fantasy Draft günü. Yeni bir serüvene, yeni bir Fantasy Draft'ta, NBA 2K22'de Fantasy Draft'ta başlıyoruz. Şu anda da zaten ekranı görüyorsunuz. Fantasy Draft'ta bakalım hangi oyuncuları seçeceğiz. Fantasy Draft'ta bilmeyenler için ben bu arada özetleyeyim. Buradan Fantasy Draft'ta açalım. Buradan soruyor bize, seçmek istiyor musunuz? Evet, draft sırasını ayarlayalım. Hangi takımları istiyorsunuz diyor. Klasik teamler, klasik takımlar, bir de NBA takımları. Keep best değil, biz seçelim onları kimlerin olacağını. Kısaca ben şöyle özetleyeyim hızlıca. Biz buradan Chicago Bulls'u seçeceğiz. Aslında spoiler da vermiş oldum size. Chicago Bulls'la yolumuza devam edeceğiz. Burada şu anda bize şeyi soruyor. Hangi oyuncular olsun? Yani oyunda mesela örnek veriyorum, LeBron James'in Miami hali de var. Cleveland hali de var. Şu anki Lakers hali de var. Hangisi senin liginde olsun? Bir tanesi olacak, bir LeBron James. Hangisi olsun diye soruyor. Temeldeki mantalite de şu. Fantasy Draft dediğimiz şey, oyundaki tüm oyuncular var. Oyundaki tüm oyuncuların en iyi halleri var ligde. Böyle karma şekilde draft yapılıyor. Şu anda biz o draftın içine gireceğiz ve drafttan oyuncular seçeceğiz. Zaten ilk sıradan kim seçeceğimizi şu andan bu kanalı yakından takip eden herkes biliyordur. Onu seçeceğiz. Gönlümüzün sultanını seçeceğiz. Şu seçme kısmını ben hızlıca yapayım. Orayı hızlıca geçtikten sonra zaten draft kısmına geçeceğiz. Evet, sonunda bitti. Seçmeleri yaptım. En iyileri kimleri olsun filan diye. Burada en iyisini seçebilirdik. Ama ben birkaç oyuncuyu değiştirmek istiyordum. O yüzden en iyileri değil, birkaç tanesinde değişim yaptım. 17. sıradan seçeceğiz. Chicago Bulls'uz biz. Başlıyoruz. Draft başladı. Bakalım, biraz heyecanlıyım. Bakalım kimler gelecek. LeBron gitti. Sansa, Nets, Tim Duncan. Bize kalır galır. Gönlümün efendisi bize kalır inşallah. Sohbetine başlıyoruz inşallah. Mavericks gitti. Larry Bird biraz iniyor. Kevin Garnett. Grizzlies'a gitti. Kobe. Mesela Kobe'nin 8 Kobe mi 24 Kobe mi diye sordu. 8'i seçtim ben. Biraz daha güçlüydü. Yanis gitti. Kawhi Leonard gitti. Luka gitti. Ve bizde sıra. Dwayne Wade gitti bizden önce de. Şimdi geliyor. Şimdi gönlümün efendisi. Oh, Derek MVP Rose. Seçelim onu. Gel Derek. Derek'i seçtik. Yuvasına geri döndü. Chicago'ya geri döndü. Buraları biraz daha hızlı geçelim. Curry mesela Cleveland'a gitti. Curry'nin mesela şu anki halini seçtim. Aslında 97, 15, 16'ydı ama normal hali 96'ydı. Curry'i seçtim, 96. Şu anki halini seçtim yani. Yine sıra bize geldi. İkinci turdayız. Bakalım bize kimler kalmış. Şu anda point guard'ımızda Derrick Rose var. Kyrie Irving. Aslında seçebiliriz Kyrie Irving'i. Cleveland hali olması lazım bu. Isaiah Thomas. Buradan da görebiliyoruz oyuncuların greats'lerini. Şöyle yapalım hatta, evet. Kyrie Irving ağ artıda üçlük atıyor oyunu açması açısından. Çünkü oyun çok kilitlenebiliyor. Üçlük çok önemli bizim için. Eski oyuncular da olduğu için şut atamayan oyuncular olabiliyor. Paul Pierce. Jimmy Butler. Wilkins, aşağı indiğimizde Jason Tatum var, Chris Paul, Devin Booker seçilebilir aslında. Devin Booker'ı da seçebiliriz. Patrick Ewing, Tony Parker, Draymond Green, Trae Young, Zion Williamson, Bradley Beal, Mark Prince, eski oyuncular da var tabi dediğim gibi. Russell Westbrook, Chris Middleton, Paul George, çok severim kendisini aslında. Kanat alsak mı onu? Ama çok var ona sıra ya. Kyrie Irving'i alsak bu sefer Derrick Rose'la sıkışacak. Derrick Rose'un da üçlüğü biraz sıkıntılı aslında. Kyrie'yi alsak bizi rahatlatabilir ama Kyrie orada yani tutamaz. Kyrie tutamaz shooting guard'a koysak. Jimmy Butler kimi alalım ya? Çok arada kaldım. Jimmy Butler'ı almayacağız. C artı şutu hani bizi rahatlatacak bir oyuncu arıyorum. Paul Pierce acaba oyuncu olabilir mi? Paul Pierce oyuncu olabilir misin sen? Shooting'i iyi mi? Geçen şutu iyi aslında. Paul Pierce'ı alsak mı? Jason Tatum, bir de Devin Booker mesela. Yeni oyunculardan gitmek. Shooting abi çok iyi ya. Shoot 5'leri çok iyi Devin Booker. Devin Booker'ı alalım.
bu yılın MVP'si mi? O zaman Paul Pierce'den vazgeçmiş olacağız. Paul Pierce'den vaz mı geçiyoruz? 92'lik Paul Pierce'ı bırakıp Devin Booker'ı alıyor muyuz? Alıyoruz. Şuna dikkat edin şimdi. Çünkü Paul Pierce'ın 30 tane beige'i var. Tamam burada çok önemli Oral'da ama beige'ler çok önemli NBA 2K'da. Oynuyorsanız biliyorsunuzdur. 30 beige'i var. Mesela Jim Butler'ın 51 tane var ama mesela o üçlük atam atığı belli onun. Paul Pierce'ın A+3'lü var ama 30 beige'i var. Devin Booker'ın 42 tane var. Chris Paul'u alamıyoruz. Çok almak isterdim. Çok çakışıyor. Jason Tatum'u alsak 4 numara için, yani 4 numara için ikinci sıra hakkımı kullanmak istemiyorum. 3 numara da oyunda biraz ağır kalıyor Jason Tatum bence. Ben kullanırken öyle hissediyorum. Biraz aşağı indiğimizde bize ya bir şu kalır diyeceğimiz buraları kalır bence bize 3. sırada. Çünkü biraz daha önden seçeceğiz 3. sırada. O zaman biz Devin Booker diyelim. Devin Booker diyelim o zaman. Şutu da var. Gel Devin Booker. Şimdi sıra yine bize döndü. 3. sıra Paul George, dediğim gibi orada bize kalmış. Clippers Paul George bu bir de. 55 beige'i var. Chris Middleton ve Paul George. Aslında Chris Middleton da çok iyi olabilir. Baron Davis'i de çok severim bu arada. Bilmiyorum biliyor musunuz? New York'ta ve Golden State'de oynadı. Bu Golden State hali olması lazım. 89. Çok iyi de smaç vurur ama bizde smaçın üstadı var. Genç MVP, Young MVP Derrick Rose var. Dennis Rodman var. 3 numara için Richard Hamilton, Ben Wallace. Pivotları seçmek biraz sıkıntılı çünkü sonlara doğru çok pivot kalacak. Göreceksiniz. Zach LaVine seçilebilir. Ama hiç oyalanmayalım bence burada. Ya Chris Middleton ya da zaten Paul George'u seçeceğiz. Birinde mesela burada söylemek istediğim ikinci seçimde ne yaptık? 55 tane beige'i var Paul George'un. Chris Middleton'ın ise sadece 37 tane. Yani burada Paul George'a gideceğiz. Ben onu da ayrıca severim. Chris Middleton'ı da severim ama burada beige farkı Paul George'a gitmemizdeki en önemli etken. Geldik 4. sıra seçimlerine. Tim Hardaway. Yavaştan aslında 2. 5 için bir oyun kurucu alabiliriz gibi geliyor. Çünkü sonlara doğru kaliteli oyuncu sıkıntısı oluyor. Bu arada seçerken şunu söyleyeyim. Bu oyunda J.R. Smith'i çıkarmışlar. Normalde ben J.R. Smith'i çok fantasy draftlarımda çok alırdım. Hem smaçı vurabilen hem de üçlük atabilen bir oyuncu olduğu için çok etkili oluyordu ama oyundan çıkarmışlar. Normal NBA'de de yok ya. Klasik team'den de çıkarmışlar ilginç şekilde. İlginç yani. Gerçekten bayağı ilginç. Darren Fox yine bir vuran oyuncuya gerek yok. Daha bir şutla bizi rahatlatacak bir adam yok mu ya? Larry Nance. Çocuğu burada. Rondo yok, gerek yok. Aman abi. Aman abi. Aman aman aman. Pup pup. Aman aman. Eşeğden hayır hayır hayır. Asla asla asla. Aman aman aman. Kurban olayım Allah'ım. Aman. Ben Simmons şut mut dedik. Geldi. Mike Conley ya. Yok yok. Bu şey Memphis Grizzlies Mike Conley teardrop vesaire de atabiliyor. Ayrıca üçlüğü de var. İkinci beşten gelirken bize Mike Conley onu gösterir. Yani ikinci beşten gelirken Mike Conley, bu arada DeMar DeRozan falan, bunlar bize kalır mı ya dördüncü sıradan? Biraz hafif telaş yaptım ama inşallah kalır. İnşallah kalır. Mike Conley'i seçelim. İkinci beşten çünkü topu eline emanet edebileceğimiz bir oyuncuya ihtiyacımız var. Derrick Rose vesaire yorulduğu zaman. Sam Cassell, seni biraz harcayacağız ama Mike Conley'e gideceğiz. Eski oyunculara yönelmiyorum gibi oluyor ama Mike Conley'in beyci de çok fazla. Mike Conley gel. Evet, şimdi artık 4. sıraya kadar geldik. Kaç tane oyuncu seçtik? Yok, bu 5. seçimimiz olacak. Aman abi. Aman abi. Ben Simmons alıp 4 numara oynatma fikri gerçek hayatta olması gerektiği gibi Ben Simmons'ı 4 numara oynatırdım da uğraşmayacağım onunla. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Gel kardeşim gel. Aaa Josh Collins var. John Collins. Ooo Porzingis. 7-3 hem de. Porzingis aslında bizi bayağı götürür ha. Yok yok Porzingis. Porzingis seçimi yapalım. Bakalım biraz daha aşağı. Mutombo falan var. Bak yine dediğim gibi pivotlar aşağıda kalacak. Çok da bir sıkıntı yaratmaz. Kemba, John Wall, D'Angelo Russell. Tamam tamam tamam. Kristaps nerede? Porzingis'te de 5. seçimimizi yapalım. Güzel takım oluyor, güzel takım. Şimdi artık 6. sıra Tobias Harris hala burada mesela. Hala buradasın ya, inanamıyorum sana ya.
Biraz shooting kartlara bakalım. Shooting kartlarda kim kalmış? Şut atabilen oyuncular ve beyjleri iyi oyuncular. Mesela adamın 5 beyji var, A artı 3'lü var. Muhtemelen çok kaçıran bir adam. Mesela Terry Rozier. Irving upset, didn't get the call. He is... Oh my goodness! Terry Rozier alınır mı? Biraz sıkıntı yaratabilir aslında savunmada ama. Evet, biraz ilerledik. Şimdi seçtiğimiz oyuncularda Derrick Rose, Devin Booker, Paul George, Mike Conley, Kristaps Porzingis, Horace Grant, Terry Rozier. Rozier. Şu anda ikinci ilk beşimiz tamam. İkinci beşten de point guards ve small shooting guardımız belli. Şimdi 3 oyuncumuz daha kaldı ikinci 5 için seçeceğimiz. Sıra yine bizdeymiş. Kim olabilir shooting guard'a? Ooo, Al Harrington. Bayağı da alan açar bu. Al Harrington gel. Gönlüm ondan yana. Bogdan. Ama ikinci 5'te şimdi zaten bizim şut atan oyuncularımız oldu. Harrington, Conley, Terry Rozier. Acaba Wiggins'te bir tane delici bir oyuncu mu alsak Wiggins'i alıp? Çok mantıklı gibi duruyor Wiggins'i almak. Evet, Wiggins'i almak çok mantıklı gözüküyor. Çünkü delici bir oyuncuya ihtiyacım var. Baksana aşağı inince de öyle bir oyuncu yok. Yani şutu da var belli bir miktar. Smaç falan da vurur finishing girdiği zaman. Bak poster falan da vurabiliyor. Gel Wiggins. İşte o. Bench'in kralı. Cevel McGee. Gel abi. 3 points. McGee, he's gonna attack. Throws it down. Wow. Bayılıyorum ya Cevel McGee'ye. Biraz duygusal bir seçim oldu ama zaten 12. sıraya geldik. Bu oyuncular bu saatten sonra rezervde bekleyecek oyuncular olacak. Hatta buraları ben hızlandırayım şimdi. Sonunda draft bitti. Şimdiden söyleyeyim. Derrick Rose'u seçtik zaten. Bunu seçmemizde anlamanız gerekiyor. Injury kapalı. Won't heal, but it never does. That's cause you at war with love. Yani bu saatten sonra Derrick Rose'un sakatlanma ihtimali yok. Takımımızın son halini ben size göstereyim. Bu videoyu daha fazla uzun tutmayalım. Derrick Rose MVP'miz 1 numarayı da almış hemen. 38 dakika oynayacak. Devin Booker onunla birlikte 38 dakika. Paul George 29 dakika. Aaron Harrington ilk 5 başlıyor. Biraz Derrick Rose'un süresini arttıralım. Devin Booker 39 dakika oynasın. Kristaps Porzingis bunu kısabiliriz biraz daha. Biraz daha fazla oynasın. Aaron Harrington tamam. Mike Conley sonradan giren bir oyuncu bizim için. Grant'i aldık gözlük reis. O da burada. Andrew Wiggins. Joe Harris. Steve Adams, JaVale McGee bizim için her zaman yukarıda. Robert Covington, Duncan Robinson. Onu da çok severim. Gel Joe Harris'in yerine ya. Duncan Robinson daha iyi. Duncan Robinson, JaVale McGee'yi de şöyle bir dakika süre verelim ona da biraz. Hadi görmüyorum. Evet, takımımızın son hali böyle. Şimdi ben süreleri de biraz ayarladım. Derrick Rose 40 dakika süre alacak. Devin Booker hemen arkasında 39 dakika. Paul George 33 dakika. Aaron Harrington 23. Kristaps Porzingis 5 numarada kullanacağız onu. 28 dakika. Mike Conley 24 dakika. Harrison Grant 19 dakika. Terry Rozier 15 dakika. Andrew Wiggins 10 dakika. JaVale McGee 9 dakika süre alacak. Diğerlerini de zaten maç içinde ben kendim değiştireceğim için süre vermeye gerek duymadım. Bu video buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi kadroyu gördünüz. Artık bu kadrolarla sürekli maçlar yapacağız. Belki arada trade'ler de yapacağız. Yavaş yavaş yolun sonu şampiyonluk olan bir hikayeye başlıyoruz bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.